Merhaba, ben DaVinci Board Game Cafe'den Emre. Bu videoda sizlere Harekat Normandiyan'ın kurallarını anlatacağım. İki kişilik bir oyun. Bir taraf Amerika'yı, bir taraf Almanya'yı temsil ediyor. 1944'teki Normandiya çıkartmasından esinlenen 12 farklı senaryoda kendi takımımızdaki askerleri yöneterek hedef bölgeleri ele geçirip karşı taraf üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı videoda anlatayım. Şimdi kurulumdan başlayarak oyunun kurallarını anlatacağım. İlk olarak senaryo kitapçığımızdan senaryo seçiyoruz. 12 farklı senaryo var. İstediğinizden başlayabilirsiniz fakat onu ilk kez oynuyorsanız ilk senaryodan başlayıp senaryoları sırayla oynamak daha mantıklı olabilir. Çünkü ilk senaryolarda daha az karakter ve ek kural var. Bunlara alışıp oynamak diğerlerine göre daha kolay. Senaryo kitapçığımızdan senaryomuzu seçtikten sonra bu kitapçıkta gösterilen kuruluma göre senaryomuzu oluşturmaya başlıyoruz. Ben de bu kural anlatımında genelde ilk senaryo üzerinden devam edeceğim. Ama diğer senaryolarda gelen karakterler ve kuralları da videonun sonlarında anlatacağım. Yapmamız gereken şeylerden biri burada gösterildiği şekilde haritayı oluşturmak. Arazi parçalarını yerleştirirken kitapçıkta gösterilen numaralı parçayı bulup onun A ya da B tarafını haritaya gösterildiği şekilde yerleştiriyoruz. Sonra tabloda gösterilen diğer pulları da doğru yüzlerini koymaya dikkat ederek haritamıza ekliyoruz. Oyunculardan biri Amerika'yı, biri Almanya'yı seçip seçtiği tarafın kartlarını kendine alıyor. İnisiyatif pulu da senaryoda belirtilen tarafa gidiyor. Oyuna başlamadan önce o senaryoda oynayacağımız desteleri oluşturmamız lazım. Her iki tarafında başlangıç destesi oluyor. Buna ek olarak o senaryoda kullanılacak tedarik destesini oluşturmamız gerekiyor. Bu desteleri hangi kartlardan kaçar tane ile oluşturacağınızı da senaryomuzdaki tablodan bakıyoruz. D ile gösterilenler başlangıç destemizde hangi kartlardan kaçar tane olduğunu gösteriyor. T ile gösterilenlerle tedarik destelerini oluşturuyoruz tedarik destelerini her bir karakter tipi ayrı yerde olacak şekilde oluşturmamız en mantıklı. Çünkü bunlardan kaçar tane olduğu ve siz oyunu oynarken karakterlerden kaçar tane kaldığı açık bilgi. Karşı tarafın istediği zaman Kara kaç karakterinizin kaldığını görmesi gerekiyor. Kalan kartlar ve pullar da kutuya geri dönüyor. Her senaryoda tarafların yapmaya çalıştığı şey değişiklik gösteriyor. Ve oyunu kazanmak için ne yapmanız gerektiğine buradaki açıklamadan bakıyoruz. Bu genelde hedefleri ele geçirmekle alakalı oluyor. Oyundaki harita parçaları üzerine kurulumda hedef puanları koyuyoruz ve bu parçayı kontrol eden kendisine o kadar puan eklemiş oluyor. Ya da rakibi köşeye sıkıştırmanız gerekiyor. Ona da sonra değineceğim. İnisiyatifin hangi taraftan başladığına da buradan bakabilirsiniz. Burada da o senaryo ile ilgili tarihi bilgiler yer alıyor. Oyunumuz turlar şeklinde oynanıyor ve her tur 3 farklı aşamadan oluşuyor. Turun ilk aşamasında Herkes ana destesinden dört kart çekip elindeki kartları dörde tamamlıyor. Bu aşamada kutunun yanında kullanılan desteği yaratma mekanizmasının genelde ve bu oyunda nasıl işlediğinden bahsedeyim. Oyun boyunca iki farklı destemiz oluyor. Bir normal destemiz, bir de daha önceden oyun içinde kullandığımız kartların olduğu ve ana destemizle karışmaması için oyuncuların açık bir şekilde tutmayı tercih ettiği karta destemiz. Yeni turda kullanacağımız dört kartı her zaman ana destemizden alıyoruz ve oyunda kullandığımız kartları her zaman ıskarta destemize atıyoruz. Ne zaman ki ana destemiz tamamen tükenir ve hala çekmemiz gereken kartların olduğu bir senaryo oluşur. O zaman ıskarta destesini güzelce karıştırıp bununla ana destemizi oluşturup kartlarımızı oradan çekmeye devam ediyoruz. Kartların yapısından da biraz bahsedeyim. Şu yukarıdaki rakam bu kartın in inisiyatif değeri. Burada birliğinin türü yazıyor. Şu hangi manga'ya ait olduğu Alttaki kısımlarda bu kartın yapabileceği hamleler. Turun ikinci aşaması, inisiyatif belirleme kısmı. İki tarafta elinden bir kart seçiyor ve aynı anda bu kartları açıyorlar. Kimin kartının değeri daha yüksekse inisiyatif pulunu o oyuncu alıyor ve o turda ilk oynayan kişi o oluyor. Eğer her iki oyuncunun seçtiği kartlar aynı değerde ise o zaman pul el değiştirmiyor ve önceki sahibinde kalıyor. Bu aşamada kullandığımız kart da ıskarta destesine gidiyor. Turun 3. aşaması inisiyatif bulma sahip oyuncudan başlıyor. İlk oyuncu oynamak istediği tüm kartları teker teker önüne oynayıp bunların etkilerini gerçekleştiriyor. Elimizdeki bütün kartları oynamak zorunda değiliz. Ama oynamasak da bunları her türlü o turun sonunda elimizden çıkarmamız gerekiyor. İlk oyuncu turunu tamamlayınca önüne oynadığı kartların ve varsa elinde kalan kartları ıskarta destesine gönderiyor. İkinci oyuncu da elindeki kartları aynı şekilde kullanıyor ve tur bitiyor. Şimdi kartları nasıl oynayacağımızdan bahsedeyim. Bir kartı önümüze oynadığımızda onunla yapabileceğimiz farklı şeyler var. İlki kartın üzerindeki hamlelerden sadece birini seçip uygulamak. Bu hamleleri videonun kalanında detaylı anlatacağım. Bir diğeri ise sığınak bulma hamlesi. Bir kart ile sığınak bulma hamlesini yaptığımızda o kartın hamlesini yapmadan bu kartı tedarik kartlarımızın arasına geri gönderiyoruz. Bazen birbirliğimiz haritadan tamamen biliyor. Haritada olmayan bir birliğin kartını kullandığımızda, o kartı hamlesini yapmak yerine birliğimizi giriş noktası bulunun bulunduğu harita parçasından haritaya ekliyoruz. Birliklerin giriş noktaları senaryoya göre farklılık gösteriyor. Birlikler oyunu haritadan serindikleri yerden değil, oyundaki giriş bölgesinden tekrardan dahil oluyorlar. Birliği oyuna ekledikten sonra da bu birliğin hamlesini normal bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu hamleleri de birazdan anlatacağım. Eğer kartı sığınak bulma hamlesi için harcadıysak, Birlik haritaya eklenmiyor. Şimdi oyundaki kartlardan ve bunlarla gerçekleştirebileceğimiz hamlelerden bahsedeceğiz. İlk olarak savaş sesi kartından bahsedeyim. Bu kartlar savaş karmaşasında haberleşmede yaşanan kopuklukları temsil ediyor ve bizim destemizde olmasını istemediğimiz kötü kartlar. Düşmanın aldatma taktikleri sonucunda ve yayıldığımız alan genişledikçe destemizdeki savaş sesi kartlarının sayısı da artıyor. Bu kartları sadece inisiyatif karşılaştırma aşamasında aktif olarak kullanabiliyoruz. Diğer türlü elimizde geldiklerinde turumuzun sonunda elimizde kalan kartlardan biri olarak iskarta destesine gidiyorlar. Savaş sisi kartlarımız ile sığınak bulma hamlesini uygulayamıyoruz. Diğer kartlarımızda da bu arkadaşların atandığı bir manga olabiliyor. Bunun mantığı şu. Biz o mangayı temsil eden kartı oynadığımızda o kartın etkisini haritada sadece o mangayı temsil eden pula uygulayabiliyoruz. Mesela ben A mangasına ait keşif elini oynadım diyelim bu kartta yapmak istediğim şeyi sadece A ile temsil edilen keşif eri pulu üzerinde gerçekleştirebilirim. Şimdi kartların üzerindeki farklı hamlelerden bahsedeyim. Keşfet hamlesini yaptığımızda birliğimizi maksimum buradaki çemberde gösterildiği kadar hareket ettirebiliyoruz. Eğer birliğimizin girdiği harita parçasında bizim kontrol ya da keşif pulumuz yok ise oraya o bölgenin artık keşfedilmiş olduğunu belirtmek için bu pullardan ekliyoruz. Bu yeni bir bölgeyi keşfettiğimizde pulları koyduğumuz taraf bu da o bölgeyi kontrol altına alırsak çevireceğimiz taraf. Yeni keşfettiğimiz her bölge için tedarikteki savaş sesi kartlarından bir tane alıp bunu ız karta destesine koyuyoruz. Tedarik destesi tükenmişse de destenize bir şey eklemenize gerek kalmıyor. Hareket etamesini yaptığımızda kartın temsil ettiği birliğimizi maksimum buradaki siyah çemberde gösterildiği kadar hareket ettiriyoruz. Fakat bir bölgeye hareket edilebilinmesi için o bölgenin önceden keşfedilmiş ya da sizin kontrolünüzde olması gerekiyor. Kontrol et hamlesini yaptığımızda daha önceden keşfettiğimiz bir bölgeyi kontrol altına alıyoruz ve keşfettiğimizi belirten kısmı kontrol tarafına çeviriyoruz. Bu bölgeyi karşı taraftan aldıysanız onun kontrol pulunu dürbün tarafına kendinizinkini kontrol tarafına çeviriyorsunuz. Burada önemli bir nokta var. Eğer bu bölge üzerinde karşı tarafın herhangi bir birlik pulu varsa o bölgeyi kontrol etme hamlesini yapamıyorsunuz. Bir bölgeyi kontrol etmek için karşı tarafın orada olmaması gerekiyor. Keşif ile gizlen hamlesi yaptığımızda rakibiniz kendi tedarik destesinden bir tane savaş sesi alıp ıskarta destesine koyuyor. Bu deste tükenmişse bu hamlenin bir etkisi olmuyor. Gözde hamlesini yaptığınızda ise elinizdeki bir savaş sesi kartını oyundan tamamen çıkartıyorsunuz. Ve bunun yerine destenizden otur normal bir şekilde oynayabileceğiniz yeni bir kart çekiyorsunuz. Destemizde kart kalmadıysa ıskarta destemizi bu tür önümüze oynadığımız kartlarımızı ıskarta destesini eklemeden karıştırıp sonrasında oradan çekiyoruz eksik kalan kartlarımızı. Bu hamleyi yapabilmek için elimizde savaş sisi kartımızın olması gerekiyor. Destekli hamlesi maksimum buradaki siyah yuvarlakta gösterildiği kadar kartı tedarikten alıp ıskarta destemize eklememizi sağlıyor. Eğer burada olduğu gibi bu hamle yanında manga belirtilmişse o mangaya ait kartları alabiliyoruz. Üzerinde destekli hamlesi olan kartlarla sığınak bulma hamlesini yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Bunları destemizden bir kez çıkarınca geri almak mümkün olmayabilir. Komutayı hamlesini yapınca destemizden bu yuvarlakta gösterilen kadar kartı elimize ekleyip bu kartları da elimizden oynayabiliyoruz. Destemizde kart kalmadıysa ıskarta destemizi bu tür önümüze oynadığımız kartlarımızı ıskarta destesine eklemeden karıştırıp sonrasında yenilerini, eksik kalanları yani çekiyoruz. Coştur hamlesini yaptığımızda, oynadığımız kartları koyduğumuz yerden, bu hamlede belirtilen kadar kartı yere elimize alıyoruz ve bu kartları o turda tekrardan oynayabiliyoruz. Yani bir kartı bir turda ilk kez oynamamızı sağlıyor bu hamle. Bu hamlede manga belirtilmişse, sadece o manga'ya ait kartları tekrardan elimize geri alabiliyoruz. Saldır hamlesi de karşı tarafın birliklerine hasar verdiğimiz hamlelerden birisi. Bu hamleyi yaparken ilk başta rakibe ait pullardan birini seçiyoruz. Daha sonra o savunma değerini belirlememiz gerekiyor. Bunu yaparken saldırdığımız birliğin üzerinde yazan savunma değerine, birliği üzerinde durduğu karının defans değerini ekliyoruz. Toplamda çıkan rakama bir de bizim saldıran birliğimizin saldırdığımız birliğe kaç mesafe uzaklıkta olduğunu ekliyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, mesela ben piyadeyle B ile saldırı annesini yapacağım diyorum. Bu birlik bir saldırı. Bu kartı önüme oynadım. Piyade değeri B burada. Ben bununla keşifleri A'ya sağlayacağım diyorum buradaki. Bu kartın üzerindeki savunma değeri 5. Buna bu bölgenin savunma değerini ekliyoruz. 1 yani. Totalde 6 etti. Benim piyadem de buraya bir uzaklıkta. Kendi üzerinde bulunduğu parçayı saymıyoruz. Ondan ne kadar uzaklıktaysa onu sayıyoruz. Buradan 5 geldi. Buradan 1, 6 Uzaklıktan da bir geldi. 7. Ben zarımı attığım zaman saldırının başarılı olabilmesi için 7 veya daha fazla gelmesi gerekiyor. Ya da 0 gelmesi gerekiyor. Zarı atıyorum. 8 geldi ve başarılı oldu. Her saldırımız başarılı ise rakibimiz hasar gören birliğine ait bir kartı oyundan çıkarmak zorunda. Eğer elinde bu birlik varsa ilk olarak elindeki kartlardan atıyor. Elinde yoksa Iskarta destesine bakıyor ve buradan o hasar görmüş olan birliğini bulup oradan çıkartıyor. Eğer Iskarta destesinde de yoksa ana destesine bakıyor ve oradan çıkartıyor. Sonrasında da bu desteği karıştırıp tekrardan yerine koyuyor. Burada da yoksa bu sefer de birliğin pulunu haritadan çıkartıyoruz. İstediğiniz zaman oyundan çıkardığınız kartların olduğu desteğe bakabiliyorsunuz. Fakat rakibinizin oyundan çıkan kartlar destesine bakamıyorsunuz. İlk senaryoyu oynamak için yukarıda anlattığım hamleler yeterli. Fakat videonun devamında diğer karakterler ile yapabileceğiniz hamleleri de anlatacağım. Biz ilk senaryoyu bir oynayalım sonra tekrardan döneriz devamı için diyen arkadaşlara oyunun sonunda burada anlatıp diğer karakterlere sonra döneceğiz. Senaryoların genelinde oyundaki amacınız hedef puanı olan bölgeleri kontrol altına alıp kendi puanınıza bu bölgenin puanını ekleyip senaryoda belirtilen hedef puanına ulaşabilmeye çalışmak. Senaryoda belirtilen koşul gerçekleştiği anda o tur bitirilmeden oyun sona eriyor. Bir rakibi köşeye sıkıştırarak da oyun sonunu tetikleyebiliyorsunuz. Rakibinizi köşeye sıkıştırmak için de onun bütün piyade pullarını haritadan silmeniz gerekiyor. Her iki taraf da köşeye sıkıştıysa, yani iki tarafında bütün piyade pulları haritadan silindiyse ve kimse kazanamadıysa oyun bu şekilde de sona erebiliyor. Bu durumda da kimin daha fazla hedef puanı varsa o kazanıyor. Puanda beraberlik varsa da inisiyatif kimde ise kazanan o oluyor. Bazı nadir durumlarda artık oyunu kazanma ihtimaliniz kalmayabiliyor. Mesela tedarik destesi dahil tüm piyade eri kartlarınız tükendi diyelim. Artık bir bölgeyi kontrol etme ihtimaliniz ve puan kazanma şansınız kalmıyor. Çünkü sadece piyade yerlerinde kontrol et hamlesi var. Bu durumda köşeye sıkışmış sayılıyorsunuz. Eğer rakibinizin amacı sizi köşeye sıkıştırmaksa oyunu direkt kazanıyor. Eğer rakibinizin amacı sizden daha fazla puana sahip olmaksa ve sizden daha fazla puanı varsa yine direkt kazanıyor. Rakibinizin sizi yenecek kadar puanı yoksa size geçene kadar oyun devam ediyor. Sizin puanınızı geçemeden önce köşeye sıkışırsa da o zaman biraz önce anlattığım iki kişinin de köşeye sıkıştığında olan durum gerçekleşiyor. Şimdi anlatmadığım ilk senaryoda sonraki senaryolarda dahil olan karakterlerin hamlelerinden bahsedeyim. Makineli tüfekçilerin bastır hamlesi bunlardan biri. Bunu kullandığınızda sanki rakibinize saldırıyormuş gibi onun savunma puanını hesaplayıp 4 zarla saldırıyı gerçekleştiriyorsunuz. Başarılı olursanız saldırı hamlesinden farklı olarak karşı taraf kart kaybetmek yerine karakter puanının arka tarafını yani bastırılmış tarafını çevirip artık bastırılmış oluyor. Bastırılmış birlikler bir sonraki hamlesini yapacaklarında yani siz onların kartını önünüze oynadığınızda sadece pulu hazır tarafına çeviriyorlar ve hamle yapmıyorlar. Yani bastırma hamlesi bu birlikleri bir türlü stanlıyor gibi düşünebiliriz. Bastırılmış birliklerle sığınak bulma hamlesini yapabilirsiniz. Ama bunu yaptığınızda birlikler hazır tarafına çevrilmiyorlar. Bir diğer hamlemiz kavan topçularının nişan al hamlesi. Bu hamleyi yaptığınızda nişan pulunuzu havan topçu birlik pulundan en az 3 kara uzaklıktaki bir karaya koyuyorsunuz. Bu pulu zaten önceki hamlelerde yerleştirdiyseniz bu hamleyi yaptığınızda en az 3 mesafe uzaklıkta olacak kuralına uyarak başka bir yere çekebilirsiniz. Eğer haritadaki havan topçu birlik pulunuzu hareket ettirirseniz nişan pulu da savaş alanından kalkıyor. Patlat hamlesi ile nişan pulunuzun olduğu bölgedeki bütün birliklere saldırıyoruz. Buna bizim birliklerimize dair. Her bir birlik için ayrı ayrı savunma puanı hesaplayıp hepsi için ayrı ayrı bu patlat hamlesini yapıp bir zar atıyoruz. Fakat şöyle önemli bir nokta var. Patlat hamlesinde savunma puanı hesaplarken bu toplama mesafe boğulmasını eklemiyoruz. Eğer başarılı bir şekilde hasar verirsek saldırı hamlesinde anlattığım şekilde karşı taraftan bir kart yok ediyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim elimde havalı topçu var diyelim. Ve önceki turlarda buraya nişan pulumu koymuştum. Bu kartımı oynuyorum. Ve patlat hamlesini Buradaki kendi birliğimle dahil bütün birliklere saldırı düzenleniyor. Keşiflerinin defansı 5. Bulunduğu bölgenin defansı da 2. Toplamda 7 yapıyor yani. Havan topçusuyla saldırırken aradaki mesafe bonusunu eklemiyoruz. Yani ben 7 atarsam başarılı olmuş olacağım. 7 veya daha fazla. Ya da 0 tabii ki. Başarılı olamadım. Sonra keşifleri için atacağım. Buradaki diğer keşifleri için. Attım. 7 geldi. Başarılı oldum. Rakibim bir tane kart kaybedecek. Keşifleri alanın kartını. Daha sonra kendi piyadem için de atmam gerekiyor. Bunun defansı 4. Buranınki 2. 6 veya daha fazla veya 0 atarsam başarılı olacak. 3 attım. Başarılı olmadım. Yol göster hamlesiyle haritadaki istediğimiz bir birlik pulunu burada gösterdiği kadar hareket ettiriyoruz. Hareket ettirdiğimiz birliğin girdiği karo ya keşfedilmiş ya da kontrolümüz altında olması gerekiyor. Eğer havan topçu birlik pulunu hareket ettirirsek nişan pulumuz haritadan kalkıyor. Bastırılmış bir birliği bu hamle ile hareket ettiremiyoruz. Son hamlemizde sinsice ilerle hamlesi. Birliğin pulunu burada gösterdiği kadar hareket ettiriyoruz. Diğer hareket et hamlesinden farkı da bu hamleyi yaparken girdiğimiz karonun keşfedilmiş ya da kontrolümüz altında olmasına gerek olmaması. Anlatmadığım son kısımda oyundaki tepeler. Eğer tepede bir birliğiniz varsa bunun siper bonusu yani defansı değişkenlik gösteriyor. Tepedeki bir birliğe tepeden saldırıyorsanız bu birliğin siper bonusu 1 oluyor. Ya da patlat hamlesini yaparken her türlü buranın siper bonusu 1 oluyor. Fakat tepede olmayan bir birliğiniz ile tepedeki bir birliğe saldırıyorsanız tepedeki birliğin savunma bonusunu artı 3 olarak düşünüyorum. Yani alçaktaki bir yerde tepeye saldırıyorsanız tepedekilerin bonusu 3 oluyor. Ya da havan topçusuyla saldırırken tepeye her türlü buranın defansı 1 oluyor. Harekat Normandiya ve çok daha fazlasını oynamak, öğrenmek ve denemek için sizleri kafenize bekliyoruz.